Şimdi böyle dünya tatlısınız ya. Çok acayip sevdim ikinizi de. Hiç kavga dövüş olmuyor mu peki Barış Çarş? Yok. Yani ben Batı... Adam aynı adam. Ya buna iki yalancı ha. Bak bu iki kardeşle bu programı 6 kere çekeyim bambaşka 6 şey konuşuruz yani. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi Profilo'da harikulade bir kalabalıkla alkışlarla başlıyor. Hadi hep beraber la la la. Bu ilk defa gelenler böyle ne oluyor ya? Ne lası ya? Hoş geldiniz sevgili Damla, sevgili Batuhan. Damla, senle başlayalım. Kaç senelik bir ilişki kızcığım? 7 senelik bir ilişki. Bunun son 1 yılı evlilik. Nereye tanıştınız hayatım? Üniversitede tanıştık. Hangi üniversite bu? Marmara Üniversitesi. Bölümler? Onun siyaset bilimi. Ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Tamam. Benim de gazetecilik. Aslında bölümlerimiz farklı ama hazırlıkta tanıştık biz. Sonra başladı ilişki. Yok hayır, aslında çok sonra başladı. Biz hazırlıkta tanıştık ama o zaman benim başka bir erkek arkadaşım vardı. Ben zaten hazırlığı yarım dönemde bitirdim. Sınava girip böyle erken bitirebiliyordun. Sonra birinci sınıfa başladık. Benim kaldığım yurtla Batuhan'ın kampüsü yan yanaydı. Çok ve... gittin ya. Biraz bekle. Uzun uzun anlatmayayım mı? Hayır, çok güzel bir nokta var Mesut Bey. Batuhan'cığım birbirinize böyle müdahale edemezsiniz. Bırak kadın anlatıyor ya. Yani hangi nokta varmış? Damla benim İstanbul'da hoşlandığım ilk kadın. Bu mu yani? Araya girdi. Sikim sonrakta bir şey söylüyor bana. Damla benim gördüğüm ilk kadın bu dünyada. Hadi bakalım. Annemden sonra ilk kadın gördüğüm hadi. Tamam, hakikaten İstanbul'da ama. Evet. Yani ben üniversite okumaya geldim. İşte bir iki gün geçti. Hazırlıkta ilk gün Damla'yı gördüm. Beyaz bir elbisesi vardı. Saçları biraz böyle dalgalıydı. Ben Damla'yı çok beğendim o gün ve şey yaptım yani... Gözüme kestirdim. Tamam. Ama tabii o zaman erkek arkadaşı varmış. Nasıl bir tipti o? Vallahi pek hatırlamıyorum ya, çok yani şeyde değil zaten, biz de birlikte değildi okulda, evet. Falan değildi. Ha tamam. Yok, tabii tabii. Ama şey yaptım yani, çok iyi arkadaş olduk. Hatta... Öyle mi? Evet. Sevgilisi varken? Evet, hep tabii, yan yana oturuyorduk biz. Bir dönem birlikte okuduk. Batuhan bana şarkılar işte yazıyordu, bu şarkıyı dinle falan diye şarkılar öneriyordu. Çok zaten girişkendi o zaman da, çok sohbet etmiş. Senin sevgilin varken sana şarkılar mı yolluyordu? Ya şey, yan yana oturuyoruz. Tamam zaten. Tamam. Sen bunu da bir bit yeni aradın mı hiç? Çok aramadım. Saf mısın annem sen gayet? Evet. Var mıydı biraz hocam minik minik? Ya şöyle, ben erkek arkadaşın olduğunu öğrendikten sonra şey yaptım. Ne yaptın? Açık ol. Geri çekildim. Ama yine de yani Damla'yı zaten beğeniyordum. Şey istedim yani, yan yana olalım istedim. Ya geri çekilmek ne demek? Yani hamle yapacaksam yapmadım mesela. Hiç şey yapmadım. Mesela söylemedim ona ondan hoşlandığımı falan. Aha. Konuyu da ama açmadım. Hoşlanıyordun. Tabii. Tabii. Güzel. Yani bayağı hoşlanıyor. Karakterli davranmışsın. Hayret. Kaçırabilir misin kızı yani? Evet. Ya tabii. O riski aldım. Ama tabii şey yani... Şimdi böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşmak kolay ama... benim de sonra ilişkilerim oldu. Yani biz bir sene sonra tekrar... Evet, zaman birleştik. Geçti. Sen ayrıldığını sen mi söyledin? Zaten Batuhan'ın sınıf arkadaşı benim çocukluk arkadaşım. Tamam. Benim de yurdum yakındı. Kendi okuluma gitmiyordum. Full onların yanına gidiyordum. Takılıyorduk. Onların derslerine giriyordum. Tabii anlatıyordum da aslında. Güzel şeyleri de anlatıyordum. Ayrıldığımı ayrıldığında senin sevgilin var mıydı Batuhan? Vardı. Orada ne yaptın? Ya o benim için çalkantılı bir dönemdi. Hep böyle işte bir haftalık, 3-5 günlük ilişkiler ve hani bitiriş... Eskort mu bunlar? Ne böyle 3-5 gün bir çok kısa değil mi lan? Çok kısa. Biz de yani ilişkiye karşıyız da böyle 2 saat bazen sabaha kadar. Tamam. Ya çok kısaydı ve ben bundan çok büyük rahatsızlık duyuyordum. Aha. Son ilişkimi bitirdim ve dedim ki demek ki ben kadınlarla anlaşamıyorum. Bir sorun var burada. Bahsettiğin sevgilin de çok kısa sürelikti o zaman. Ya 2 hafta sürdü. Ve epey demek... evliliğe gidiyormuşsun ama 2 hafta uzun sana yani. Tamam. İlk ne zaman açıldın? Damla açıldı. Ya şöyle ne dedin kız? Oldu. Aferin. Ayrıldıktan sonra uzun bir süre yaz tatili girdi araya. Görüşemedik. Ama ben Batuhan'ı karakter olarak çok beğeniyordum zaten. Bir WhatsApp grubumuz vardı. Yazlıkta işte zaten sürekli yazıyordum şöyle böyle işte ne yapıyorsunuz. Bir gün dedim ki gelin yani buraya gelin, burada kalın, vakit geçirelim. Yazlık nerede? Yalova'dan.
ortak arkadaşınızı da çağırdın. Tabii. Evet, Burak ismi. Burak ve Batuhan. İkisini çağırdın, geldiler mi? Dedim, geldiler. Güzel. Geldi. İlk o anı hiç unutmuyorum. Böyle ağır çekimde gözümün önünde Yalova'da minibüsle ulaşım sağlanıyor. Minibüsten indiler, alt üstü beyaz ufak bir minibüs. Böyle içinde yapay çiçeklerin falan olduğu saçma bir araç yani. Batuhan'ın böyle bir artistik inişi vardı. İlk çağırdım, heyecanlıyım. Bir şeyler olacağını biliyorum. Yapın sen şeye açıkça. Güldün mü yani? Alt tarafı minibüsten iniyor, bu havalar kime dedin mi? Evet, biraz ona güldüm ama çok da etkilendim. Böyle sırtında gitarı, beyaz bir gömlek giymiş. Şöyle bir adım attı, saçını sıvırdı böyle. Ve dedim yani... Arkadan şoför bağırıyor. Yalnız hocam 7 lira vermedin diye. Şekil şükür, buraya bak lan. Parayı eksik vermişsin. Öyle bir inişi vardı ama sonra işte akşam oldu. Ateş yakıldı, gitar çaldı Batuhan. Burak gitti mi? Varsa. Yok, Burak orada bizimle. Kalabalığı zaten 10 kişilik bir arkadaş ekibi. İlk o flörtöz an? İlk an. Yazlıkta mı oldu yine? Yazlıkta oldu. Şöyle gözüm bir kaydı, masada oturuyorduk. Batuhan şöyle yapıyor, elini geri çekiyor. Bir daha yapıyor, tutacak, tutamıyor, cesaret edemiyor. Sonra ben tuttum elini. İlk orada dedik yani bu gece belli ki açılacağız birbirimize. Masada da ablam vardı ama ablamla çok arkadaş gibiyizdir. Hiç öyle bir şey, birbirimizden bir şey saklamayız ama neticede ablam, biraz utandım ben. Hiçbir şey yapamadım. Sadece el ele tutuştuk. Öyle oturuyoruz. Ne yap, ablan olmasaydı ne yapmayı umuyordun? Deli midir, hiçbir şey yapamadım Esme. Halbuki yani ateş yakmışız, kumsaldayız. Anasını ağlatırdım ben sabaha kadar da bakma. Tamam. Ama sonra işte dediler ki bir şeyler içki almaya gidelim. Yolda biz biraz daha işte sarıldık, yürüdük. Biraz o gün öpüşüldü mü? O gece çok anlık bir öpüşme oldu. Anlık? Evet. Kim kim öptü? Batuhan. Tam böyle yanağından öpecektim. Ben o bir hamleyle öptü. Bir anda döndü. Evet, evet, o yanağıma gelirken ben dönüp öptüm Damla'yı. Evet. Bu suç. Yani bunu böyle övülerek anlatamazsın yani. Anladım. O gün anladınız yani. O gün evet başladı. Ertesi gün gitmek durumundalardı. Çalışıyordu Batuhan. Ertesi öyle mi? Ertesi gün gittiler aslında. Gittiler. Ana ne evet. Güzel. İçinde kalmıştır yani. Çok tabii. Yani heyecan içimde, taze, daha ne olacak, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Sonra galiba bir hafta falan geçti aradan maksimum. Ben gittim İstanbul'a. Hani tekrar bir görüşelim. Evde mi kalıyordu? Evet, ben de öğrenci evindeydim. Öğrenci evinde, tamam. Onlara mı gittin? Yok, hayır, gezdik. O gün bir İstanbul turu yaptık. Ben Yenikapı'dan Taksim'e geçtim. İstiklal'i yürüdük, oradan Kadıköy'e geçtik, oradan Beykoz'a yürüdük. Saçma bir şekilde bütün İstanbul'u dolaştık. Biraz da yalan var hikayede. Kadıköy'den Beykoz'a yürümüşler. Hiç inandınız mı buraya? Şimdi biri açsın Allah'ın seversen navigasyon açsın. 8 saat 13 dakika yazmasa ben de atım yani şu an. Kadıköy'de Beykoz'a yürüdük. Oradan bir baktık Rusya'dayız. Vay amına koyayım dedim ben. Yüzüyoruz abi, Kızıldeniz'deyiz orada. Ay. Lütfen hikayeleri biraz daha gerçekçi anlatalım. Yalaya hiçbirine inanmıyoruz o zaman yani. Belki de yazlığa bile gelmemiştir, belli değilsin. Yok yok, hakikaten. Ya, toplu taşımayla gittik ya, evet, yürümedik. Evet. Anladım. İlk buluşmada istemezdim. Davet etseydi de ters teperdi. Şey karşılardım yani, daha ilk buluşmada. Sen hocam düşündün mü eve çağırayım? Yok ya. Yani hiç öyle bir şeyim olmadı ilk buluşmada. Çünkü Damla'yı tanıyordum. Tabii. Dolayısıyla. Gelmez diyordun. Tabii. Yok, evet. Yoksa içinden geçti. Batuhan birbirimizi kandırmayalım. Biz bir aklıma bile geldi. Ben Beykoz'a yürüyorum ya şu an, beni bırak. Çok yakışmışsınız o zaman. Çok teşekkürler. Vallahi, çok sağ olun. Bayağı 7 bir sevgililik, sonra 1 sene. Bir sene evlilik. Evet. Üniversitenin son senesinde de birlikte Erasmus'a gittik. Aynı ülkeye gittik. Aa, nereye gittiniz? Slovenya. Ljubljana. Evet. Ljubljana. Evet. Ha, orada şey mi peki? Ljubljana'da olan Ljubljana'da kalır dediniz mi? Yani ayrı ayrı takıldınız mı? Çok takılmadık açıkçası. Çoğunlukla beraberdik. Yani bir gece Batuhan'ı zorla tek başına bir gece kulübüne gitmek istedi. Ben çok yorgundum, sen git dedim. O gece de çok saçma bir sarhoşluk hikayesi var. Öyle bitti. Ne oldu o gece Batuhan? Şimdi o gece ikinci dönemin başlangıç partisi vardı. Ben de severim yani hani böyle eğlenmeyi falan. Neyse partiden önce bir şeyler içtik. Partide devam ettik. Bir ev yapımı bir şey getirmiş. Ondan da... Sangria mı ne getirmiş? Yo bir şarap ama beyaz yani şarap. Ne tamam. Olduğunu anlamadım. Çok da hafif bir şey. Ben 3 bardak, 4 bardak, 5 bardak böyle şey oynuyor. Bir pong oynuyoruz. O sırada işte onu içiyoruz. Bira bitti o içiliyor. Şu pimponu bardağa soktuğumuz oyun. Aynen. Evet. Neyse ben tabii onun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Onu içiyorum. Sonra ben iyiyim diye şey yaptım. Yukarı çıktım. Arkadaşlar da şehir merkezine eğlenmeye gitmiş bir yere. Ben de gideceğim diyorum. Damla gitme diyor. Neyse en son
gideyim dedim. Çıktım. Kar yağmış, her yer bembeyaz. Böyle beyaza bakarak gidiyorum. Dümdüz devam ediyorum. Bir an kornayla uyandım böyle. Baktım Beykoz'dayım. Aa, işte tam olarak böyle bir an. Şunu yaşadım. Niye kesiliyor o zaman? Gerçekten. Buyurun. Kara doğru bakıyordun. Bir kornayla irkildim böyle. 6-7 şeritli geniş bir cadde vardı. O alt geçitten geçmem gerekiyordu. Ben caddenin ortasına çıkmışım. Öyle dümdüz devam ederken. Arabanın kornasıyla irkildim. Geri kaçtım. Hani çarpılmadan bir şekilde kaçmayı başardım. Allah Allah dedim. Devam. Alt geçitten geçtim. Otobüs durağında benle birlikte 25-30 kişi var ve son otobüse bineceğiz. Böyle telefona bir baktım. İndirdim telefonu. Kimse yok. Son otobüs gitmiş. Benim haberim yok. Ve şeyim o anda ne oluyor? Ne oldu o anda? Baktın telefonu. Bilmiyorum ya. Işığa... Bak yine elektrikler gider. Yalan söyle mi? Gerçekten söyle. Işığa takılmışım. Gitmişim orada. Kalmışım ve bilmiyorum içinde ne var ne yok. O içtiğim şeyden oldu muhtemelen. Sonra... Uyuşturucu mu varmış içinde acaba? Herhalde. Tamam. Sonra bisikletle gideyim dedim. Bisiklet almak için orada kartlarımız vardı bizim. Otobüs duraklarının arkasında. Şifreyi giriyorum yanlış. İyi ki alamadım o gün bisikleti. Çünkü o karda ben bisikletle çıksam halim kötü olurdu. Neyse döndüm. Bize bu bisiklet olayı niye anlattın madem bisikleti bilemedin? İki kere yanlış şifre girdi. Bize onu anlattın. Bastım yanlış. İnanır mısınız? Bisiklete bilemedim bugün. İnanır mısınız? Tamam. Sonra başka ne yapamadın? Onları da anlat bize aklına gelirse. İkisinin de lafı bitmiyor. Çok tatlılar. Yani. Bir şekilde döndüm. Bir şekilde... Nasıl da orayı anlatsana bırakayım. Her şeyi dinledik, bisikletler, otobüsler. Bir şekilde döndüm, hadi bakalım, merak etme. Yok, yine alt geçit, yine işte beyaz karlar bilmem ne. Yurda yürüyerek döndüm. Yürüyerek, eve döndüm, yürüyerek. Nasıldı döndüğünde kuzum? Şöyleydi, dönüş yolunda beni aradı, bir şeyler söylüyor ama asla anlamlı bir cümle yok. Ben de korktum ve kızım, Batuhan ne diyorsun, anlamıyorum dedim. Ondan sonra toparladı, ben dönüyorum dedi. Çıkalı 20 dakika oldu, nereye dönüyorsun? Derken bir şekilde geldi, ben kusacağım dedi, kova buldum getirdim. Anlatıyor kendi kendine bir şeyler, böyle oldu işte basamadım bisiklete. Orada da anlatmış bisikleti. Ben anlamadım. Allah'ım bisikleti ya. Ortada bisiklet yok. Hikayesi dönüyor her yerde. En önemli teklifi hanginiz etti? Batuhan. Ben. Nerede ettin güzel kardeşim? Balıkesir Ören'de. Zor bir şeyde, dönemde böyle. Şifre giriyorum, yok açılmıyor. Şifre giriyorum, açılmıyor. Allah Allah. Evet. Balıkesir Ören'de işte biz evlenme kararı almıştık zaten. Tamam. Damla'yla buluşacağız. Diyor ki bugün evlenme mi teklif edeceksin yoksa? Tekrar buluşacağız, yine aynısı. Yani sürekli evlenme teklifi bekliyor benden. Senin de sürpriz yapman lazım. Evet. Ne yaptın? Nasıl olur, nasıl biter? Onlar Ören'e gitmişlerdi ailesiyle birlikte falan. Kalabalıklar. Ben de yüzüğü kendi seçmişti bu arada. Yani ben bu yüzüğü çok beğeniyorum. Evlenme teklif ederken bunu al demişti. Ben de onu aldım. Bizim bir hatıra defterimiz var. O hatıra defterini açtım. Sayfalarını fotoğraf yapıştırıyoruz, şey yapıyoruz. Bir mektup zarfı koydum. İçine de yüzüğü koydum. Senle ben rakıyla, viskiyle şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyoruz. Gel beraber yıllanalım yazdım. Defteri kapattım. Kusura bakmayın. Her böyle antin kutin cümleden etkilenemem şu an yani. Şunun 4 tane falı yok Twitter'da. Onu da karıştırdı. Rakı diyor zaten. Senle ben viskiyle şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyoruz. Bu kanaate kim varıyor sizin yıllandıkça güzelleştiğinize? Ben. Haklısın vallahi. Tamam. Ay kız için tamam da kendin için de öyle düşün. Yıllandıkça güzelleştiğini düşünüyorsun. Tabii. Kaç yaşındasın? 27. Bu yıllanmış hali mi? 27 yaşındasın. Tamam.
Sen etkilendin mi hayatım görünce? Ben etkilendim. Hele. Beklemiyordum. Bir de hep bir düğünümüz olursa hani evlendiğimizde ilk dansımızı bu şarkıyla yapalım dediğimiz bir şarkı vardı. Ben hiçbir şeyden habersiz defteri çeviriyorum. Şarkı çalmaya başladı. Açtım, notu gördüm, yüzüğü gördüm. Çok şaşırdım. Çok da güzel bir ortamdı. Ambiyansı, loş ışıklar falan. İşte kalktı sonra diz çöktü. Tekrarladı orada yazan şeyi. Öyle mi? Hemen kapıyor. Orada da dedi mi rakı diye. Yüzük güzel bir yüzük. Yüzük güzeldi. Yani bununla teklif etti. Bunu ben hala takıyorsun. Tabii 2 yıl önce seçmiştim. Yani hani bunu istemeye geldiklerinde hani şeydir ya. Sen niye böyle Barış Manço gibi geziyorsun her tarafında yüzük var? Hoşuma gidiyor. Şimdi anlat bakayım şu ikinci parmağındaki yüzük ne, hangi yüzük? Bu ilk evlilik teklifi aldığım yüzük. Bu da istemeye geldiklerinde annesi şey demiş hani böyle boş gidilmez sadece alyansla. İsteme söz nişan bir aradaydı. Bir de tek taş alınır normalde. Şeyi bozmayalım, tek taşını alalım. Öyle sen hiç. Sonra yüzük alırsın demiş. İlk isteme oldu. Bunlar takıldı. Ondan sonra bununla evlilik teklifi geldi. Ne güzel. Kız istemeye nasıl geçti? Güzeldi ya. Kim istedi? Babam. Becerdi mi bir kere de? Becerdi. Babası öğretmen zaten. Ne öğretmeni? Çok güzel konuşuyor. Sınıf öğretmeni ve aynen inanılmaz güzel. Çok konuşuyor yani. Vallahi benden çok konuşuyor. Mümkün değil. Sen peki? Vallahi ben bir bankanın iletişim departmanında çalıştım. Onu sormuyorum ya. Kız isterken senin ailesi ruhiyen nasıldı? Ya şey, şimdi ben ailesini önceden tanıdığım için çok da onları seviyorum. Onlar da seni seviyor. Sen çünkü belli ki kız verilecek çok tatlı bir adamsın yani. Teşekkür ederim. Yani şey, pek stresli değildim ama yere bakmışım böyle. Bütün sonra videolara çok baktım, evet. Hep yere bakıyorum. Hep halının desenlerini izliyorum. Gergindi biraz ama ben tahmin ettiğim için şey kahvenin içine tuz ve tekile koydum. Biraz rahatlasın, gevşesin diye. Bunlar yemin ederim iki alkolik ya, vallahi billahi. Orada da içmeyin be kardeşim. Güzeldi ama deneyin yani. Peki kahveyi içtin, anladın mı tekile olduğunu? Yok, anlamadım. Öyle mi? Çok da koymadım şimdi, insanların yanında çok gevşer bir şey olmuş. Ulan sek tekile verse ne komik olur, 4 tane çakmış. Meyve var, ne yapıyorsun? Yok, zaten annem de gergindi. Çok böyle anlık bir ortamda herkes sessiz. Annen niye gergindi? Annem, şimdi ilk kız, biz ablam var ama önce ben evlendim. İlk böyle şey. Böyle şeylerde mesela sırayla derler ya evlilik mesela. Ablam burkuldu mu acık? Yok, ablam hiç öyle biri değildir. Çok gayet anlayışla karşı. Şu an evli mi? Evli. Ha, ne güzel. Bizim aramızda 1 ay oldu. 1 ay sonra o evlendi. Hırs yapmış ben sana dedim. Ben sana dedim, hemen birini bulayım da. Alo, adın ne? Tamam, evlensene benimle. Ha, kız kardeşim evlendi. Düğün şarkınız neydi gençler? Second Waltz. Mırıldanın bakayım. Nasıldı? Kuş sesleri ovalara yayılır. Bunu söylüyor şu an bana. Düğün şarkınız dedi, sanki her tarafta var bir düğün. Düğün şarkınız mini minicik, mini minicik, mini mini mini. Bu tam olmadı da. Bir daha dene bakayım, bir şey olmaz ya, buradayız. Yok mu bir daha ya? Bu şey gibi yani, ne bileyim, Avrupa Konseyi toplanmış da. Ciddi bir şey gibi yani, değil mi? Yani Kopenhag kriterleri bir daha konuşulacak gibi. Anladım. Yok, biliyorum ben. Kolay şarkı. Öyle ama gerçekten. Düğün dansında ne konuştunuz? Şey, koreografi vardı. Ne vardı, ne yaptınız? Bayağı uzun bir dans yaptık, dönmeli şey. Ben çünkü genelde... İkiniz mi, arkadaşlarla mı? Yok, ikimiz. Yok, sadece ikimizdik. Kim çalıştırdı sizi? Baton tanıdığı bir hoca vardı. Öyle mi? Etkinlik sektöründe bir öğrenciyken çalışmıştım ben. Oradan tanıdığım bir hoca çalıştırdı. Neydi tam olarak koreografi peki? Çok fazla hareket vardı. İşte döndürüyor, ben sağa geçiyorum, o sola geçiyor. Sonra yatırıyor, sonra ters. Sonra yatırıyor. Hatırladığım kaldı. Ablam orada olduğu için yine bu şekilde yapabildik. Ablam olmasa bu dansı da biz bir şekilde şey yapardık da. Ablam bereket, ablam oradaydı. Yatırıyor, kaldırıyor, döndürüyor. İlişki testi +18 devam ediyor. Oğlum onu sormadım. Yani figür olarak değil, yani bir derdi var mıydı? Hani şöyle bir hikayesi dansın. Anladın mı? Atıyorum işte zindandan birini kurtarmak gibi falan. Ay yok canım, 2 saatte ne öğrenebilirsin? Benim de fantaziye bak. Atıyorum sen itfaiyecisin, öbür hemşire.
Konulu dans. Konulu dans. Annem orada. Zehirli sarmışık. Bu CD ne abi? Bizim konulu dansımız. Sakın açmayın diye. Anneanne ölmüş izlerken böyle yüzükten. Dedeme izlettim bir ay önce bu arada. İzlemedi. O kadar şey mi bir danstı böyle? Yok, hayır, değil. Şehvet dolu muydu? Değil canım değil, ama dedem 100 yaşında yani o. 100 yaşında? Oğlum bak deden 10 yıldır herhangi bir şey izlemiyordur yani o. Sizin dansla alakalı aç bakayım diye böyle bakıyordur dedi. 1922'de doğmuşum sokarım dansına diye değil mi yani? 22 bu arada gerçekten 22 doğumlu. Batuhan 100 çıkar bak bu kadar zor değil ya yani. 100 dedin ya 2022'den şak diye çıkar ya. O da benim zekam ne yapalım artık. Hep söylemişimdir sakın. Hep demişimdir sayısal zekam hep en yüksektir dedim. Kolay değil biliyor musun bu kadar insan önünde bu hesapları yapmak? 1922 hangi ay? Cumhuriyet'ten bir yıl önce hala Osmanlı var. Saltanat kaldırılmış ama 4 sene olmuş. Kendi şeyiyle Ağustos, kendi ifadesi iddiasıyla. Aa, evet, tabii. Tabii bizden önceki önceki kuşaklar bilmezler yani. Ya pamuk toplarken, hasattayken, bilmem nedeyken. Tabii. Şimdi böyle dünya tatlısınız ya. Çok acayip sevdim ikinizi de. Hiç kavga dövüş olmuyor mu peki bağırış çağırış? Yok, yani ben Batu... Adam aynı alt ol. Ya buna iki yalancı ha. Bak bu iki kardeşle bu programı 6 kere çekeyim bambaşka 6 şey konuşuruz yani. O adam mesela bisiklete biner bir sonraki çekimde. Ya şunun için yok dedim. Ben yüksek sese tahammül edemem öyle ha, bağırsa evet. Falan. Ama kavga oluyor. Kırılırım tabii. Tartışma. Canım, tartışmalar tabii. Kavgalar oluyor. Öyle ne düzeyde böyle kaliteli kalıyor musunuz yoksa? Batuhan biraz daha sesini yükselten taraf. Ben daha şey. Ne diyor mesela sakin. Batuhan en sert ne duydun Batuhan'dan? Kötü bir şey duymadım. Ya bana karşı pek bir şey duymadım. Tamam ne duydun? Çok kırılırım. Yok yani bana ithafen değil de olayı değerlendirirken... Bana hiç küfür ettin mi daha önce bana? Bu amına koyayım çocuğun programına gideceğiz mi gerçekten diye? Hayır yani şey gibi olabilir belki. Yani çocuk musun sen gibi bir şeydir. O, ha, o kadar. Onu geçmez yani. O kadar mı? Ha klassın yani. Ya evet mümkün olduğunca kontrolü sağlamaya çalışıyorum. Sesini yükseltiyormuşsun ama. Evet çok fazla yükseltiyorum. Ya şöyle bir durum var. Bir öz eleştiri. İnsanlara çok bir şey söyleyemiyorum böyle olumsuz bir şey olduğunda. Kendi içimde böyle kızıyorum, söyleniyorum. Ve sürekli söylenince Damla sürekli evin içinde. Damla benim agresifliğimden şey yapıyor, dem vuruyor. Sonra bizim aramızda bir tartışmaya dönüyor bir anda hiç alakası yokken. Ha, yani benim pasif agresifliğim bir anda şeye dönüşüyor. Halbuki sen dünyaya sinirlisin. Evet. Aynen. Evde söyleniyor, Damla orada olduğu için şanssızlık. Öyle mi diyoruz? Ya yok öyle değil de ya ben yanlış yapıyorum. Dışarı anladım. Yansıtmam ne lazım. Ne güzel ifade ettin kendini. Merhaba. İsminiz neydi bilmeyen seyircilerimiz için hatırlatalım. Tabii. Aynur ben. Psikolog Aynur İlhan. Evimdeki psikolog.com'un kurucusuyum. Ne güzel. Şimdi bizim konuğumuz var Batuhan. Dünya tatlısı bir konuğumuz. Diyor ki mesela dünyaya sinirleniyorum. Ben diyor içime atıyorum diyor. Biraz pasif agresifim diyor. Evde de diyor sağa sola bağırıyorum diyor. Sorunlarımızı içimize atmalı mıyız? Soruya bak. Tam bir mal sorusu. Ne yapalım içimize atalım mı? Ya yok önce bunu... Şimdi aslında pasifagresiflik bir duygu, öfke olan bir duygunun dışa vurulmakta zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durum. Şimdi öfkeyi kişi neden dışa vuramıyor? Ne engelliyor onu? Acaba umursanmayacağını mı düşünüyor? Ya da çocukken ailesi onu eğer öfkeni bu şekilde dışa vurursan bu aslında çok uygunsuz, olumsuz bir davranış olarak mı tanımladı? Böyle mi kaldı aklında? Önce buralara biraz bakmak lazım. Soralım hocam. Sen mesela umursanmayacağın için mi öfkeni asıl muhataplarına yansıtmıyorsun. Hem umursanmayacağım için hem de bazen sorun çıkacağını biliyorum karşı tarafla ve anlamayacağını hissediyorum. Çok haklı, çok doğru olduğum bir yerden baktığımı düşünüyorum konuya. Karşı tarafında çok salla paça bir yerden baktığını düşünüyorum. Bu tamamen benim görüşüm tabii ki. Böyle bir durumda öfkemi dışarı yansıtıp kötü olmak yerine içeride patlıyor. Yani hiç tepki vermiyorum. Telefonu kapatıyorum ve bağırmaya başlıyorum. Ne diyorsunuz? Yani mesela sorun çıkmasını istemiyorsak içimize mi atmalıyız? Şimdi sorun şey gibi, savaş gibi bakıyor. Muhtemelen çok büyük bir savaşa girecekmiş gibi bir algıyla aslında ondan kaçmaya çalışıyor ama savaşa girmemekten kaçarken daha yoğun bir kaygıyla baş başa bırakıyor kendini. Dolayısıyla sonucu ne olursa olsun kendisini ifade etmesi çok önemli ve anında ifade etmesi. Çünkü
o bir tanecik sorun, çok küçük bir şey belki ifade etmediğinizde bu üstüne katlanarak devam ediyor. Beyefendi yaşadığı problem inanılmaz derecede yaygın bir problem. Çatışmadan kaçmak daha yoğun bir çatışmaya kişiyi maruz bırakıyor. Şey gibi düşünüyor olabilir, ben bu öfkemi çok sinirlendim, çat çat söylemeliyim, eğer konuşursam ciddi bir kavga çıkacak. Hayır, sadece hiçbir yorum katmadan bu oldu ve ben böyle hissediyorum deyip karşı tarafa aslında nasıl bir duygu içinde olduğunu, neler hissettiğini aktarması önemli. Anladım. Evimdeki psikologda galiba çift terapist de var değil mi? Neler vardı? Biraz sayar mısınız? Neler vardı? Tabii bireysel psikolojik destek zaten var. Çift terapisi cinsel terapi alanında ya da çocuk ebeveyn danışmanlığı, ergen danışmanlığı, biliyorsunuz onlar da üniversite tercihlerini yaptılar. Onlara yoğun bir danışmanlık süreci getirdik. Bunun dışında artık diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz de var. Bunun gibi birçok alanda hizmet veriyor evindeki psikolog. Diyetisyen de var. Evet evet, diyetisyenlerimiz de var. Aynı kişiye hem cinsel terapi için hem de diyetisyenlik için gidebilir miyiz? Şöyle bir profilimiz var. Uzmanlarımızdan bir tanesi hem psikolog hem de diyetisyen. Yani cime doğmuş. Evet, ben ona geleceğim. Cinsel problemlerim var, bir de 130 kiloyum ben. Bence sohbeti kesti benimle şu an. Aynur Hanım, acayip renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetiniz. İlk sefer de böyleydi. Çok güzel bir enerjiniz var. Bir dahaki sefer burada sizi canlı çok olarak ağırlamayı da çok isteriz. Koca alkış! Hanımlar beyler, evimdeki psikolog.com adresini ziyaret ederek görüntülü, sesli ve mesajlaşmalı seanslar oluşturabilirsiniz. Unutmayın, süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar. Kodumuz bu. 15 Mesut. Kolaylıklar. Bu ilişkinin dokunmatiği kim daha çok muç? Bence kesinlikle ben. Ha. Evet evet, ama dışarıda değil. Evde çok fazla, dışarıda... Dışarıda da yapaydın Allah'ın cezası. Hayır, dışarıda çok yani. Bu kadar otururum mesela. Tamam. O kadar sıkmam. Evde ne yaşıyoruz? Evde kucağına otururum, sırtına çıkarım. Ne bileyim, elini tutmak isterim. Sürekli mıncıklarım evde. Sen memnun musun hocam? Rahat bırakmam. Kısmen. Biz yaz aylarında bu biraz zul değil mi? Evet, evet. Yani yazın... Bir de ben inanılmaz sıcaklıyorum. Ben yazın dümdüz otururken cayır cayır yanıyorum, terliyorum. Bir bakıyorum Damla arkadan gelmiş, önden gelmiş, yapışmış, sırtıma çıkmış. Yani kolay değil. Damla çocuk musun sen? Birbirinize sosyal medya şifreleriniz var mı? Yok, hayır. Şimdi istese? Veririm. Ama... Sesteki titremeye geldi mi? Ama bana bir 10 dakika verin, olur mu? Ondan sonra. Yok, şu... Aç kol lan. Böyle şimdi al içeri gel dedim, verir misin? Hemen veririm. Ha, anladım. Hiç şey değil LMD, ama... LMD, sen yakışıklı bir adamsın. Yürüyen var mı sana? Yok. Hiç olmadı yani. Bu şey mi, bir temenni mi? Keşke olsa temennisi mi? Öyle gibi. Hayır yani daha önce de ya böyle ilişkim yokken de... Mesela Damla ile bizim ilişkimiz yokken de hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi de olmuyor. Bir ağlamaklı gibisin de acı bu durum. Sen kızım. Ben veririm, hemen veririm. Çok kullanmıyorum zaten. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Bence yok. Başlarda bendim. Sendin. Evet. Ne yapıyordun sana başlarda hocam? Ya işte ders çalışacağız mesela. O ders çalıştığımız grupta benim bir kız arkadaşım var ki bunu Damla da tanıyor. Yani tamam. Birebir tanıdığı insanları kıskanıyordu. Yani niye orada ders çalışıyorsunuz, niye oraya gidiyorsun falan gibi şeylerde bulunuyordu. Ders çalışacağız çünkü sen tanıyorsun bu insanları birebir yani. Birebir tanıdığın insanı da kıskanma diyordum ben. Tamam. Öyle. Bu kadar mı? Ya tabii canım, o kadar. Hani hiçbir zaman sınırlandırmadım ama biraz üniversite döneminde o ergenlikte tam çektirmişliğim var öyle. Şimdi sıfır. Yok şimdi. Hiç yok. Öyle mi? Tabii tabii yok. Ben kabul etmezdim bu arada yani, sınırlandırsaydı daha erken evreleri ilişkinin. Kesinlikle kabul etmezdim çünkü ben güvene inanıyorum. Yani çok kıskançlık yaptım daha önce ve onun şeyini gördüm, sorununu gördüm. Ben Damla'ya her türlü güveniyorum. Zaten olur da eğer başka biri olursa, ilk ilişkimiz başlarken şey demiştim. Başka birini beğenirsen bana söyle ve git. Bu kadar. Ya ilk söylediğim cümlelerden biri oydu. Kız yapsana yerinden. Bu kadar büyük konuşuyor, ne kadar güzel olur ya. İlker diye bir çocuğu sevdim. Bye. Anladım. Bu şey de güzel yani, cümle de güzel.
Evet. En başında de anlaştık. Pratikte hayatta öyle olmaz yani. Değil canım. Söyle ben yıkılırım yani. Oğlum daha ben seni de... Hayır. Pratikte zor diyorum. Ben yıkılırım inşallah öyle bir şey yapmaz diye. Anladım. Sen diyorsun ki açık olsun bana. Evet, evet, evet. Söylesin gitsin. Yani. Yani. Anladım, anladım. Hadi birkaç tane izleyicimiz dahil edelim. Kaldır bakayım parmakları şöyle. 3 yıl, 5 yıl üzeri ilişkiler kimler? Tamam. Büşra'cığım. Gözünü kestir, bırak önüne. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin babacığım. Ayağa kalkarsan seni görsün kameramız. Kimle geldin buraya? Kız arkadaşım ve ablasıyla geldim. Lan ne ablaymış? İnşallah öpüşmemişsiniz az önce. Yok. Ne kadarlık bir ilişki? 2 yıl. 2 yıl, ne güzel. Konuşuldu mu bir şeyler? Yani, hani biraz daha ciddiye doğru konuşuldu tabii. Biraz yakın mikrofon. Evet, ciddiye dönük konuştuk. Hiç onları dememiştin ya. Biraz daha yakın. Tamam. Siz nereye tanıştınız? Biz arkadaş vesilesiyle tanıştık. Sonra kim kime yürüdü? Arkadaş. Tabii ki de ben yürüdüm. Tamam. İlk kim kimin elini tuttu? Ben tuttum. Nerede? Üsküdar'da. Yani yürürken herhangi bir cümle iki kelime olursa dişimi kıracağım. Kafeden, ben tuttum Üsküdar'da. Bir kere de. Sevdim. Çok sevdim iyi akşamlar. Kafeden çıktık, yürüyorduk. Hani şeyi bırakacak, minibüse bırakacaktım. O minibüse. Zaman, o hikayenin aynısını bırak be. Oradan da yazlığa geçtik, abla soğuk olduğu için ateş yaktık. Bıraktım. O zaman tuttum zaten elini. Ben hanıma ver bakayım hanıma. Kız nereden buldun bu telgrafı sen gel. Merhaba. Hoş geldin. Ne haber? Hoş buldum. Teşekkür ederim. 2 sene oldu. Evet 2 sene oldu. Oh ne güzel. Mutluluklar diliyorum teşekkürler, size. Teşekkürler. Ablanızla gelmişsiniz. Evet ablamla geldik. Harika. Bizi ne zamandır izliyorsunuz? Ben bayağıdır izliyorum. Sonra ablam dedi ki akşamları ne izliyorsun böyle. Sonra ablam da çok sevdi. Adamın erkek galiba arkadaşımı. Haberi yok bizden. Beyefendi evet. Biliyor mu? Sonra ona da bir 2 ay önce falan başlattım. Her gün mesut süre bak şunu aynı bizim hikayemize benziyor falan diye attım. Sonra onu da getirdim buraya. İyi yapmışsın. Sen bayağı bizim iniştesi Fahriye elçisi olarak çalışmışsın. Ben size mutluluklar diliyorum teşekkürler, arkadaşlar. Teşekkürler sağ olun. Buraları yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Efendim? Herhangi bir sıkıntı yok yayınlayabilirsiniz. Ben şöyle duydum. Yayınlayamayabilirsiniz. Allah Allah. Ya şey gibi size bırakıyorum hani. Sizin tarzınız. Daha da incelik yapıyor gibi kız. Hem Fahriye elçi. İyice altını takacaktım yemin ediyorum mutluluklar şu an. Mutluluklar arkadaşlar. Kocaman alkış kardeşlerime. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Profilo'da harikulade bir çiftle, nefis bir bölümle, alkışlarla devam ediyor efendim. Gençler, kim daha çok kazanıyor? Ben. He şöyle ya, kaç kat? 2'ye yakın. Hadi be. Hele. 2'ye yakın. Dolarla sen... kazanıyor. Efendim? Dolarla kazanıyor. O zaman sen de Türk lirası olarak iyi alıyorsun yani. Yani. Çok iyi değil ama. Sen yurt dışı menşeli bir... Evet evet. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum ben. Türkiye'den tek, hani ekibin tek Türk üyesi benim. Evden çalışıyorum. O yüzden her gün ofise gitmeme de gerek yok. Öyle mi, ne güzel işten bu? Güzel. Şöyle bir kem gözümüze bakalım mı, nazar değdirelim şu kıza? Lütfen. Hocam bu durum seni rahatsız ediyor mu? Yok. Yani rahatım. Hiç öyle bir derdim yok. Tamam. Ayrıntılarda peki belli ediyor mu daha çok kazandığını? Hiç etmez. Hiç öyle bir huyu yok Damla'nın. Hatta çok ekonomiden de anlamadığı için. Unuturum ben yani. Hiç aklıma gelmez öyle şeyler. Aman öyle ima edeyim, hiç beceremem. Oğlum beceremem başka bir şey, böyle bir şey tercih etmem başka bir şey. Yok zaten de etmem. Ha tamam, beceremem diyor. Peki paralar senden mi toplanıyor hocam? Toplanmak değil, ya ekonomiyi ben yönetiyorum ama parası onda, mesela maaşı geldi mi onda kalıyor. Sadece bir harcama yapılacağı zaman oturuyoruz, şey yapıyoruz, neyi ne kadar harcayacağız diye ona göre bana gönderiyor. Senin maaş ne oldu? Benimki de benim mesela. Maaş ben de ver, onu kendim harcıyorum ya. Ona kimse karışmıyor, o benim maaşım çünkü yani ona. Kim karışabilir ona ya, ben çalışmışım, kazanmışım ya. Anaanım dediğini. Yani biraz daha ekonomi sen yönetiyorsun ki hani birikim de olsun bir yerlerde, bir şey olsun. E tabii. Sende böyle Bitcoin'de batmış tipi var. Var mı? Doğru mu? Böyle bir hali yok mu? Bir yere almış da para onda birine inmiş ayağımın okuyup kıza nasıl söyleyeceğiz falan diye. Girmedin mi hiç o toplara? Yok hiç girmedim. Ha tamam. Aslında keşke girseydim çünkü çok erken haberim oldu benim.
Abim 2010-2011'de falan bana böyle bir şey var demişti. Tamam. 2009 yani Bitcoin'in çıkışı ve o zaman inanılmaz ucuzdu. Abin keşke... almış mı? Onu bilmiyorum. Burada. Nerede abi? Ver bakayım abi. Müşahir misin? Ha bak yakınmış da. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Sen bir 2012'de Bitcoin'den haberdar olmuşsun. Ya ben aslında şöyle haberdar oldum ama ben de almadım bu arada Bitcoin. Neden o? Ya şey, aslında Bitcoin çok faydalı ve güzel ama yatırım aracı olarak hiç görmedim. Bitcoin'i kullandım sadece ben. Dijitalde alım satımlarda. Ama tutayım oraya para yatırayım da yatırım olarak kullanayım diye hiç düşünmedim onu. Sizin sülaleci lafınız bitmiyor, ben sana söyleyeyim. Şey, kimle geldin buraya? Ben yalnız geldim. Var mı kız arkadaş? Var, evet. Ne zamandır? 1,5 senedir hayatımda. Ha, evet. Kardeşin değil mi? Ya kaç yaş var aranızda? Şöyle, ben 33 yaşındayım. Batuhan'la aramızda da 5 yaş fark var. 27'ydi o. Sizin sülalece matematiğiniz de bayağı zayıf. Ya şöyle, aslında ay olarak evet okey ama... Ha, anladım. Hani senden önce evlenmesi bir burukluk yarattı mı? Ya aslında ben çok mutlu oldum. Evliliklerinde çok şey yaptım, destekledim onları. Çünkü birbirlerine hem yakışıyorlar hem de bence ikisi de birbirine eş olabilecek kriterde insanlar. O yüzden çok destekledim, çok da memnun oldum. Sen niye böyle TRT spikeri gibi konuşuyorsun? Yani? Bütün kelimelerini doğru vurguluyorsun, ses tonun güzel. Aynen. İki kelimeyi anlatacağı şeyi altı cümleyi anlatıyor. Bence birbirlerine çok iyi eş oldular. Aynı zamanda o ona, o ona hep destek olacak gördüğüm kadarıyla da. Anladım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben reklam sektöründe çalışıyorum. Kendi ajansım. Seni böyle bir tertemiz dövüp benim diksiyonum bozasım var yani. Böyle iki dişini kıracağım da böyle konuşuyorum. Çok güzel bir ses tonu var bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Vallahi buraları yayınlıyorum ha. Tabii tabii. Abisi bir zahmet yani değil mi? Tabii aynen. Hiç, eyvallah. Hiç problem. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sen nerede tanıştın kızla? Şöyle, onlar benim müşterimdi. Güzel diksiyonla etik betik kalmamış. Ya aslında... Onlar benim müşterimdi ben de. Madem paralarını alıyorum bir de sevgilerini alayım dedim. Ya şöyle, biz aslında hani bir şeyleri ciddiye koyduğumuzda sonra ben onlarla çalışmayı hani maddi olarak bıraktım. Dedim ki ben size destek olurum ama bunun sonucunda bir fiyat alışverişi olmaz dedim. İyi demişsin, öyle iyi demişsin. Harikulade demişsin, başka ne dedin? Çünkü şöyle ya, ben şey çok bulmuyorum, bu doğru bulmuyorum. Arada bir fiyat olması ve parasal bir ilişkinin olması dolayısıyla... Oğlum bak... Sen böyle 6. sayfada kapattığımız kitap gibisin yani böyle... Betimleme... Burada bir fiyat olması, onun vermesi, benim almam, bilmiyorum, bana etik gelmiyor. Her türlü destek olurum dışarıdan ancak... Oğlum harika bir adamsın ya. Vallahi. Başka ne anlatmak istersin? Biz dinleriz senin şey sorunu. Bu kadar. Brokoli faydalı mı? Anlat bakalım brokoli faydalı mı? Aslında çok faydalı, evet. Mesela nesinin faydası var? Koşan arkadaş kardeşim. En yakışıklı adamım Batuhan. Çok yakışıklı. Herkesin de farklı bir tarzı var ama evet, dünya standartlarında bayağı. Bu saçı iyi. Ortadan ayırmayı ben 21 yıldır görmüyordum. Değil mi? Bayağı oldu ya. 90'lı yıllardan beri görmüyorum. Bakayım şu var mı burada saçı ortadan ayıran? Bir tane de önde var. Kaç veriyorsun onun üzerinden? Dürüst ol. 9 veriyorum. 9 çok ya. Değil çok. Ya. Hayatım vallahi çok. 9. Gerçekten. Ben de yakışıklı buldum bu adamı da 9 yani. Allah Allah. Şimdi Brad Pitt 10, Batuhan 9 mu? Evet. Evet. Sende var mı şekil bozukluğu bir şey mesela gözlerde? Ne olsa 10 olurdu. Bu soruyu geçiştirmiyoruz biliyorsunuz formatı. Tamam, yok yok evet. Şeyden muzdaribim biraz. Parmakları bir tık tombik ve kısa. O dikkatimi çekiyor hep nedense. Tombik ve kısa mı? Öyle. Evet aslında. Ana vallahi öyle. Değil mi kız? Vallahi öyle ya. Öyle. Ha, et oradan şeydir, kırdım. Genetik. Abisi kaldır bakayım ellerine. Bakın bakayım nasıl? Tombik ve kısa mı? Ha? Ana vallahi abinmiş ha. Gerçek abiymiş, tamam ikna olduk şu an. Şimdi bir soru sorsak 15 dakika anlatır parmaklar böyle olduğu için. Sana 5 parmak var, hepsinin ayrı bir görevi var. En beğendiğin fiziki özelliği kocanın? Çok böyle samimi güldüğünde şurada 3 tane çizgisi çıkıyor. O an o yanaklarını ve o gamzesini çok seviyorum. Ha, evet. Evet. Çok. Şu anda da var bak. Evet evet. İçten gülüyor demek ki. Bize o zaman tasvir et bakayım gamze demeden. Gamzeleri neye benziyor?
Uzun olacak ama. Olsun. Bu soruyu çok düşündüm ve bir gün gerçekten tam olarak içime sinen cevabı buldum. Bu sene çok kar yağdı. En son tam dedik bir daha yağmayacak. Tekrar bir son daha yağdı. Orada şunu fark ettim. Ne kadar saçma bir konu bu. Yağmaz dedik. Yüce Rabbim bir daha yağdırdı. İşte mucize. Yani tasvir ettiğim neler anlatıyor bana yani. Tamam yağmaz dedik bir daha yağdı. O gün anladım. Tam böyle kardan sonra açan güneşte gölgeden giderken çok üşürsünüz ama bir an güneşe adım attığınızda içiniz ısınır ya. İşte o kardan sonra açan güneşe benziyor. Vay anasını. Çok güzel oldu ama. Teşekkür ederim. Değil mi? Yani çok dandik başladı ama mükemmel oldu yani. Evet evet. Başka? Mesela kocamın poposu seksidir diyebilir misin? Derim. Çok da evde uğraşıyorum. Tamam tamam. Evde de bazen aç diyorum götünü açıyor bana karısına. Tamam hayatım tamam. Arkamı kollayarak yürüyorum. Ya. Çocuk böyle yetti artık pandikler. Çok evde hakikaten kaçmışlığı var mı hocam? Var var. Var gerçekten. Nasıl kaçıyorsun yani? Ya işte Damla'nın geldiğini fark ediyorum mesela. Aha geliyor. Tamam. Mesafeyi ayarlıyorum. Biraz hızlanıyorum. Tam gelecekken yan odaya kaçıyorum falan. Yani şey yapıyorum. Arkamı dönüp ellerini tutuyorum. Ha öyle dokunmasın. Ne yapıyor yani tam olarak evde? Anlamıyorum ben mesela. O kadar mı gerçekten? Ya yapıyor yani evet. Ve ben bir de huylanıyorum. Ya öyle bir sorun var. Yoksa çok şey değil. Hani dert değil. İstediği kadar şey yapsın ama. Anladım anladım. Kaçıyor yani bayağı bir. Öyle anlar var. Var. Kaçıyor. Anladım. Dünya ne güzel kadını mı? Gerçekten çok güzel. Yani ben Damla'yı ilk ilişkimiz başladığında ona direkt böyle söylemiştim. Sen kendi güzelliğinin farkında değilsin demiştim. Çok beğeniyorum, çok güzel. Dünyanın en güzel kadını yani göreceli bir kavram. Daha güzeli vardır tabii ki. Var mı? Kim var daha güzeli? Hadi Batu abi, biz bizim. Bir şey olmasın. Ya mesela tabii kendi beğenime göre ben Margot Robbie'yi çok beğeniyorum. Ben de tam, tabii canım. Ne oldu, ne dedi? Duymadı ben, ne dedi? Ha? Hıh. İhtimat dışarı çıkan var galiba bize şu an. Margarım. Tak 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 tak. Böyle anlamsız. İlk defa böyle bir seyirci görüyorum böyle. Bu nida bak 200. bölüm ilk defa oluyor böyle bir nida. Hıh ha. Vallahi billahi. 390 bilet artı bir büyük başla ilişkisi devam ediyor. Kaç veriyorsun hanıma? 9. 9. Siz evde 9 veririm birbirimize de konuştunuz mu konuşmadınız mı? Yok. Hiçbir cevabımız hiç konuşmadık. Valla. Hiçbir şey konuşmadık evet. Özellikle. Bütün bölümleri izleyip mi geldiniz? Evet. Tamam. Belli yani forma takip oldunuz. Ne olsa 10 olurdu hocam. Dürüst. Damla'nın derisiyle, teniyle alakalı dermatolojik sıkıntıları var. Yani böyle işte yaralar çıkıyor zaman zaman. Sivilceleriyle mücadele ediyor. O... Şey olsa yani... Sadece yüzünde mi, sırtında, mırtında mı? Yok, yüzün, vücudunda da olabiliyor. Anladım. Öyle zamanlarda... Yani ilaç kullanıyor, şey yapıyor. Zaten bizim kullandığımız işte şampuanları, duş jellerini falan hiç kullanmaz. Öyle mi? İşte evet. Her güzelin bir kusuru var hayatım, ondandır. En beğendiğin fiziki özelliği hanımının? Gözlerini çok beğeniyorum. Çok güzel gözleri var. Göz demeden tasvir et bakayım neye benziyor? Hani böyle yağmur yağar. Ya yağmaz deriz gene yağar. Mutluluğa açılan kapı benim için Damla'nın gözleri. Yani çok mutlu. Abi ne tasvirler var ya mutluluğa açılan kapı yani. Gel azıcık zorlayalım seni. Gözleri neye benziyor? Yani Damla'nın gözleri benim için dünyadaki tüm mücevherlerden daha değerli. Var mı kenarda köşede mücevherin? Keşke. Anladım. Mücadelen daha değerli. Evet, evet. Ne güzelmiş. Seksi bulur musun hanımını? Evet. En çok neresini seksi bulursun? Madem kaçıyorsun evde, hadi bakalım burada konuş. Ya. Şimdi buna cevap vereceğiz. Zaten her yerine baktın az önce yani. Hepimiz buradaydık. Vereceğiz bakalım neresi seksi. Vereceğiz. Ya her yerini çok seksi buluyorum ama sırtını... Ha. Çok beğenirim. Öyle mi? Hı-hı. Hadi sırtını benzet. Sırtı neye benziyor? Ya çok zor şimdi sırtını. Kolay değil. Ya sırt.
Sırt ne diyeyim amına koyayım? Sırt işte sırt. Hayır. Sırtı neye benzetiyim? Sırt ya. Sırt sırta benzer. Yayınlamayacaksın. Yayınlamayacağız. Yok bu kadar insanın önünde. Dene bir ya bir şey olmaz. Vallahi yayınlamayacağız. Onlar da duymayacak söz. Söz lan söz ver duymayacaksınız. Evet. Tam içinden geleni söyle şu an. Hiçbir şey olmaz. Ya sırtı benim için şey. Yani böyle dokunmaya kıyamadığım bir yer. Çok şey bir nokta. Ya bayılıyorum. Öyle söyleyeyim. Bizi hazırladın, korkuttun bu muydu yani? Hayır söyleyemediğim için. Söyle işte diyorum. Bir şey olmaz. Yani böyle Damla'nın sırtını... Çok güzel. Hani 10 dakikada kıvranıyor ya. Ben tüm yemekleri inanılmaz hızlı yerim mesela ama Damla'nın sırtını öperken yavaş yavaş ağır ağır. Tamam tamam. Mükemmel ya. Yayınlayın oğlum bir şey olmaz. Mükemmel. Çok güzel bir yerde bak. Nefis oldu ya. Bir huyunu değiştir bakayım bu adamı. Fışt yaptım. Muhtemelen kendi kendine çok dertlenmesini değiştiririm. Her şey dertleniyor çünkü. Otobüs durağında otobüs bekliyoruz. Yanımızda adam sigara içiyorsa söylenmeye başlıyor. Yaya yolunda araba biraz böyle nazlanıp yol verdiyse söylenmeye başlıyor. Evde çalıştığı günler telefonda konuşuyor kapatıp söylenmeye başlıyor. Sosyal medyadaki yorumlara söyleniyor. Çok dertleniyor. Yani bizim tartışmalarımızın çoğu bizimle ilgili değil. Batuhan'ın dertlenmesiyle ve söylenmesiyle ilgili. Çat! Doğru mu Batuhan? Doğru. Oğlum çok yorulursun böyle ya. Çok yoruluyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Ya sosyal medyada neye darlanıyor? Ya, yani takımla ilgili ya da siyasetle ilgili herhangi bir şey okurken böyle çok şey bir yorum, sığ bir yorum görünce... Tamam. Öfkeleniyorum. Yani şey diyemiyorum ya bırak şunu deyip atamıyorum. Hangi takımsın? Ben Fenerbahçeliyim. Sen dertlenmeyeceksin. Kim dertlenecek ya vallahi? Yok yok bu sene iyisiniz ya. Belli olmaz. Yani daha 2 hafta oldu. Erken konuşmak istemiyorum. Hep böyle pesimist misindir hayata karşı? Öyle midir kuzum? Genelde öyledir. Ama son dönemde biraz daha değiştiğini görüyorum. Ha, karanlık taraftan mı bakarsın hayata hocam? Biraz. Neden? Ya temkinli olmakta fayda var gibi bir bakış açım var böyle. Ve hani en kötü ihtimal ne? Bu. Tamam o olacak. Onun için ben önlem almalıyım şeklinde. Anladım. Sen bir oyunu değiştir. Damla benim tam tersim. İnanılmaz pozitif bakıyor her şeye. Bunu mu değiştirsin? Şöyle. Hiç böyle saçma bir şey değil mi? Hep neşeli ya. Yani. Laf taşımıyor, dürüst, ileri görüşlü. Şöyle, bu pozitiflik bazen şeye dönüyor, polyanlacılığa dönüyor. Dönsün. Yani olmaması gereken durumlarda da olaya çok şey bakabiliyor. Çok ya işte ne var falan. Biri gelip beni öldürse orada hani şey yok falan diye. O kadar. Hadi şimdi söyle pezevenk, hadi şimdi söyle. Hadi. Öldük be. Hala söyleniyor ama ne güzel öldük ya. Ya o kadar değil abarttığını düşünüyorum. Öyle mi? Evet ama mesela en son bunu bana ifade ediyor. Hani hoşuma gidiyor ne düşündüğünü bilmek. Yemek yemeye çıktık cuma günü yıl dönümü yemeğine. Tam denizin kenarındaki masaya geçtik. Dediler ki içeride bekleyenler var. Sizi içeri alalım sırayla boşaldıkça alıyoruz dediler. Botan... Rezervasyon yaptırmış mıydınız? Yok. Aradım rezervasyon için. Biz rezervasyon yapmıyoruz dedi bana. Tamam. Adamı da sinirli şu an. Neyi yapmıyorsunuz pezevek? Neyi yapmıyorsunuz? Yani? Kaç yıldır siz oradasınız? Benim babam emniyet müdürü. Sikkat çevirdiniz. Hadi bakalım. Tamam yapmıyorlarmış. Evet. Demek ki sizin hakkınız değilmiş olmasa. Evet ben de dedim ki tamam içeri geçelim dedim. Batuhan da sinirlendi. Oturmuşken mi geçirdiler sizi? Evet. Tam oturdu. Rakı geldi mi yani. Ya da yemek yiyecekte geldi mi? 5-6 saniye oldu yani. Oturdu, 5 saniye. Geldiler. Hop kaparın da sikkat gidin şimdi hepiniz. Tamam. Kızdı Batuhan da inanmadı. Kalkalım mı dedi. Ha inanmadı. Evet. Yok niye kalkacağız? İçeride bekleyelim dedim. Bir turist çift geldi. Dedi ki bak dedi onlar turist diye onları alıyorlar. Bizi bekletiyorlar dedi. Sonra kız geldi. Önünüzde bir kişi var dedi. Baktım içeri bir çift bekliyor. Hiçbir şey sipariş etmemiş. O masa kalkınca onları aldılar. Sonra bizi aldılar. Dedim ki bak insanlar bekliyormuş gerçekten. Yani niye kızdın? Şimdi de bizi alacaklar. Sen hangi sabit noktaya odaklandın şu an? Kız anlatırken böyle bakıyor. Uzun da döveceğim. Yok haklı. Damla haklı. Bu yani. Hikayede Batuhan haklı diyenlere o desin. Ver bakayım şuraya mikrofonu. Ver.
Damla haklı diyenlere o desin. Ama ben de senin gibi davranıyorum bazen. O biraz şekerle alakalı. Sen açken... Vallahi billahi bazı insan açken orası çocuklar diyor. Bir tane şeker atıyorum. Çok özür dilerim ya yani. Az evvel ananıza söyledim, kusura bakmayın. Şimdi benim görüşüm şöyle. Muhtemelen aynı fikirde olduğumuz için yakın mikrofon. Ülkemizde maalesef o kadar çok haksızlık oluyor ki muhtemelen hak yenildiğini düşündüğü için biraz isyan ediyor. Çünkü ben de birçok şeyi aynı şekilde isyan ediyorum. Benim fikrim o yüzden katılıyorum yani, o yüzden anlıyorum. O yüzden katılıyorum kendisine. Heyecanlandım ya. Bak sana katılan bu kadar cümle kurabiliyor, gör. Mikrofon yokken güzeldi. Oturumdayız şu an. Mikrofon yokken güzeldi de mikrofon olunca heyecanlandım. Ya sen çok güzel, çok tatlı, enerjik bir adamsın. Ver bakayım hanıma. Kuzucuğum, böyle şeyler yaşadığınızda gıcık oluyor mu bu adama? Vallahi çok başımıza gelmedi açıkçası. Ama kendi şahsı kimle yaşamış bunu? Sen yoksun demek yanında. Çok başıma gelmedi beraber. Başka bir kadındır, olur hayatta olur öyle şey. Bilemiyorum geçmişinde ne yaşadıysa. Şu an yakalansa ne komik olur ya. Hiç benimle böyle bir şey yaşamadık bir restoranda. Ama sinirleneceğimi tahmin edebiliyorum. Öyle mi? Evet. Ne kadarlık bir birliktelik bu? 6 ay. 6 ay? Yeni daha? Evet. Ana. Siz nerede tanıştınız? Aynı yerde çalışıyorduk. Ama onun son günüydü. Benim ofise gittiğim gün. Çünkü biz evden çalışıyorduk. Veda günüydü. Evet, aynen. Sonra ben onu gözüme kestirdim, ekledim. Nerede o da bana ekledim? Yazdı. Nerede ekledim? LinkedIn'de ekliydik zaten. Ben onu Instagram'dan ekledim. LinkedIn'den flörtleştiniz de? Hayır, orada ekliydik zaten. Merhaba, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Yanında. Hola! Hayır, orada ekliymişiz zaten. Çok güzel. Eyvallah. Yayınlayalım mı buraları? Yayınlayabilirsiniz. Var mı sakıncası? Yok. Eyvallah. Zaten 2 cümle kurdun hocam. Onu aynısını koyarız. Kopyalı yapıştır yaparız. Kocaman alkış kardeşlerime. Gençler, Allah muhafaza da diyelim bir sebepten ayrıldınız. Kim ayrılmış olabilir? Bir tık daha yakın ayrılığa. Hiçbir fikrim yok. Bence ikimiz de değiliz ya. Ben daha duygusal bakarım. O biraz daha analitik düşünür. Hesap kitap yapar. Ama ikimiz de bilmiyorum. Yani ben %51 Damla diyebilirim. Birkaç yıl önce olsa bunu kesinlikle diyemezdim. Şimdi Damla mı gidebilir? Evet. Yani neden? Çünkü Damla biraz daha... Ya biz zaten çocuk yaşta başladığı için ilişkimiz. Doğru. İkimiz de şeydik, daha farklıydık ve bu ilişki bizi şey yaptı. Bir taraftan büyüttü, geliştirdi. Damla biraz daha böyle bağımlı bir karakterdi bence. Sana mı bağımlıydı? Ya genel olarak bana ya da işte evde annesine, babasına, ailesine daha şeydi. Daha yakın, bağımlıydı. Zamanla Damla'nın özgürleştiğini, Damla'nın işte kendi ayakları üzerinde daha güçlü ve daha rahat durduğunu gördüm ben. Şimdi de ya benim için çok gerçekçi bir karar değil. Ya ben öyle bir şeyi hiçbir zaman yapabileceğimi düşünmüyorum ama belki hani ben böyle bu öfkeli hallerimi aşamazsam ve... Abi mi konuşuyor şu an, sen mi konuşuyorsun? Hocam sen ağzını oynat, zaten aynı cümleleri o da kuruyor sen. Uzatın haber. Siz ikiniz de abi kardeş ne konuşuyorsunuz, ben çok merak ediyorum. İkiniz rakı sofrasında. Bu bardakları biliyor musun, bu bardakları? Bunlar Edirne'den geliyor. 1750'den beri aynı yerden geliyor. Tamam mı? Ya bir gün işte ya bu Damla'yı şey yaptırabilir, bıktırabilir. Çünkü günde 3 defa, 4 defa başka şeylere evde sinirlenen biri olması fikri benim de hoşuma gitti. Çok sık ya bu. Tabii. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Evet evet. Özellikle söz olun bunu. Terapi almışsın bir ara. Efendim? Terapi almışsın. Evet. Devam et. Sen çok yorulursun yani. Evet. Biz de her gün sinirli. Sana yansıt diyor illaki yani. Ya ben görüyorum. Bana karşı bana sesini yükseltmiyor. Bana tamam. Kötü bir şey söylemiyor ama kendi kendine ya salonun ortasında kendi kendine yürüyor, kızıyor, konuşuyor yüksek sesle. Bana da geçiyor. Ben de geriliyorum. Tabii. Yani. Doğru. Salonunda ses, yüksek sesle konuşup yürüyor mu? Evet ya, bir yandan volta atıp işte bu böyle olmaz, bunu niye böyle yapıyorlar falan. Ben böyle bazı semtlerle deliler görüyorum dışarıda böyle. Kuzguncuk'ta vardı falan, anladın mı? Belki de öylesindir de yani. Bunun sonu oraya gider oğlum, yorulma bu kadarla. Evet, doğru. Sakin, ne açık. Dünya tatlısı adamsın yani bu kadar. Bütün her şeyi sen çözemezsin hayatta yani. Evet. Aynen öyle. Beni böyle eğiliyorsunuz lan ikiniz he he diye. Aynen Mesut'cum, kapa çeneni, aynen öyle. Aynen. Sen katılıyor musun kızım? %51 senin kaybolacağını düşünüyor ya. Ya ben daha duygusal... Eskiden çok duygusal olduğumu çok belli ediyordum. Ama artık biraz daha dediği gibi çalışmaya başladıktan sonra daha böyle güçlü, daha... çünkü şey istemiyorum. Hiçbir ilişkimde
Ben her zaman senin yanındayım. Ya tabii ki her zaman yanındayım ama bana ters bir şey olursa ben de kendi ayaklarım üstünde durabilirim. Hani bunun bilincinde olmasını hep isterim. O seviyeyi korumak isterim her zaman. Lakayt olmasını istemem. Belki o yüzden öyle düşünmüştüm. Çok güzel getirdiğim bu cümle. Biraz da kapmış bu zaten uzat bir. Lakayt böyle sikim söyle ki bunu istemem yani. Anladım. Hocam bastı gitti. Ama damla gitti. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin? Gerçi sen ne sinirlenirsin salonda ya? Amına koyayım hayatım bilmem ne. 1-2 yılımı alır en az. Ciddi mi? En az. 2 sene sonra hayatına biri girer mi? Girer. Çünkü... girer. Ya, tabii lan hayat. Kaç sene bekleyeceğiz ya? 2 çok öyle. Ya. Aynen öyle. Bence ama... hangi ilişki biterse bitsin 6 ay sonra yeni sayfa açılmalı en fazla. Ya tabii koşullara da bağlı. Koşullar. Yani nasıl bittiğine, ilişkinin nasıl bittiğine bağlı. Tamam öyle canım. Sen kuzum bastı gitti bu adam. Öfkeli yürüyor ya. Öfkesi bir baktı sonsuzluğa gidiyor, yürüyor. Dönmeyeceğim bir daha diye sinirlene sinirlene gidiyor. Arr diye sesle. Tereke almış bir tane. Arr vuruyor bu. Gitmiş, delirmiş gitmiş. Kaç zaman sonra toparlarsın? Ya ben de 2-3 sene çok sendelerim. Ondan sonra da muhtemelen bu enerjime dönmek yerine şeyi tercih ederim. Böyle Şile'ye ya da Çatalca'ya kaçar böyle bir bahçeli bir evde erken emeklilik hayatı yaşamak isterim. Bu kadar mesela bugün ülkeleri gezmek, şehirleri gezmek çok enerjimiz var istiyoruz. Ama Batuhan da keyifli olur muhtemelen. 2-3 yıl sonra baktım pek de bir şey düzelmiyor. Kaçarım erkenden emeklilik hayatı yaşarım kendi kendime muhtemelen. Ne dedi şu an? Hiç soruma cevap vermedi şu an. Benim sorum bu değildi ki. 2-3 sene sonra kendine bir ev alır mısın diye mi sordun ben az önce? Ben onu sormadım. Şehirden kaçarım yani duramam. İstanbul'da duramazsın. Evet evet duramam. Yapma ya. Evet. Hatırlatır sana yani. Hatırlatır. Bir de ben şehir hayatı hiç bana göre değil. Yani ya yolunda nasılsa araba duracak diye yola atlarım Batuhan çeker. Kalabalıkta kaybolurum yani duygum sıfırdır. Bir de Batuhan olmazsa ne halde olurum bilmiyorum. Sen tesadüfen hayatta kalmışsın bu yaşa kadar. Evet. Batuhan'ın destekleriyle. Batuhan belki de buna sinirlidir yani sen. Yük olmuşsun bu adama yıllardır. Anladın mı yani? Kaybolur musun sık sık? Kaybolur. Nerede kayboldun kız en son? Ya da en büyük kaybolma anını anlat bakayım. Tam kaybolmaya yakın şeyimiz şuydu. Erasmus'ta bir şehre gittik. Harita Batuhan'ın elinde tabii ki. Çok yorulduk. Dedi ki bak dedi şimdi buradan sağa gideceğiz dedi. Sonra sol tarif etti. Gideceğimiz yer orada. Anladın mı dedi. Ablam da yanımda. İkimiz de anladık dedik. Batuhan düz gitti. Birimiz sağa gittik ablam. Birimiz sola gitti. Batuhan sen yani bu sülaleyle emin misin ya tatile çıkmak istediğine? Ya, yolu ben şey yaptığım sürece sorun olmuyor. Ya, biri sağa biri sola gitti. İkisi de kayboldu. Evet evet. İkisi de bambaşka yerlere gittiler. Ve şey de yani ben mesela zaman zaman... Bilerek görmek için bakalım ne yapacak diye de verdiğim oluyordu. Haritayı veriyorum ya da telefonu veriyorum. Muhakkak yanlış yöne gidiyor Damla. Yani çok güzel bir cümle kurdu demin. Her gezi, her ülke Batuhan'la daha güzel olur dedi az önce evet. Damla. Kuzucuğum diyelim ki yurt dışına gideceksiniz. Her şey ayarlandı. Oteller, uçaklar vesaire. Batuhan'a vize çıkmadı. Çok da görmek istediğin bir ülke gider misin? Çok benzerini yaşadık. Bugün olsa giderim muhtemelen. Erasmus'a giderken ben geçtim. Batuhan kaldı. Sen git dedi. Gittim bekliyorum gelecek herhalde diye. Bir görevli geldi dedi ki işte arkadaşınız gelemeyecek bir sorun çıktı ama siz gidin. Ağlamaya başladım gitsem bir dert gitmesem bir dert. Gittim ama sonra. O gün bile gittiysem bugün de giderim. Ne oldu lan hikaye sonunda? Şimdiki aklım olsa giderim de gene gitmiş. Şimdiki aklım o günkü aklınla aynı. Ama sen onda... gitmişsin sadece gitmişsin şimdiki aklım olsa. Biliyor musun? Giderim. O zaman ne yaptım? Yine gittim ben. Gittim ben. Evvelden de gittim. Doğru. Gittim. Gittim. Bozuldun mu gitti diye? Hayır canım. Harbi mi? Hiç bozulmadı. Sen gider miydin? O kaldı. Giderdim. Çünkü biliyorum. İşte aşk be. Hayır gelemiyor bir daha. Ya yani bir senelik Erasmus'a gitmeyebilirdim. Beş ama... ay giderdin. Hayır ya yani bir haftalık bir geziyse giderim. Ya bir hafta. Bir hafta o gelemese de gidersin. Giderim. Gitsin zaten. Sen? Ben de giderim. O zaman perişandım şimdi gayet giderim yani. O zaman perişan gitmiştim ağlaya ağlaya indim uçaktan ağlıyorum. Dırsın dır uçak bırak şimdi ağla orada ağla havaalanında ağla. Karıştın şehre. Bitti gözyaşı.
Ne yaptın sonra? Ertesi gün geldi. Bir gün sürdü. O gün ne oldu ama? Üzüldün mü? O gün yurdun odasını bütün gün ağladım. Gelemedi diye. Evet. Sen gerçekten 2018 doğumlusun, yemin ediyorum sen. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık 10 üzerinden. 10 diyenler o desin. Sadakat 10 diyenler o desin. Neye güvenmeniz? Gücünüz mü kaldı o demeye? Kendi aranındaki eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de. Teşekkür ederim. Vallahi zaten enerji olarak çaktın. Sen böyle küçük bir şu öfke möfke işini bir azalt sıfırla. Evet. Tertemiz bir ilişki bu. Çocuk fikri kim daha yakın? İkimizde de yok ya. Sıfır. Hiç yok. Bir yerde gelir mi babalık annelik? Gelir herhalde canım. Kesin gelir. Yani ben olaya biraz şey bakıyorum. Geliyor, hazır mıyız? Biraz şey bakıyorum. Kromagdonlardan bu yana Mesut Bey. İlk toplu yaşam mağaralarda o. Hayır, nasıl yani bakıyordu? Anlat ya, biz vaktimiz yok, anlat. Nasıl bakıyordu? Ya. Çocuk nedir? Ya bir çocuk. Abinin elleri kavuşuyor, o da konuşacak şu an. Ya imkan ve olanak vermek gerektiğine inanıyorum. Tabii. Onun için bu işin bir ekonomik tarafı da var. O kısımda mesela çok şey değilim. Var, ekonomik tarafı da var. Bir de böyle yani aynı eve bir birey daha, o tarafı da var. Ama bir kere imkan olacak güzel kardeşim. Çocuk yapmak için. Böyle siz ikiniz Nihat Etipoğlu emekli olursa rahatlıkla öyle bir beyin yıkayan bir tarzınız var sizin. Bir baştan böyle sıkılıyor gibi sonra da böyle dinliyoruz. Ne güzel konuşuyor yani. Gerçekten güzel konuşuyor. Batuhan da öyle. Evde çok öyle yani. Maçı zaten için... Batuhan'dan bahsediyor Baydım Demirhan. Hayır, abisi de. Diyor ki bana Batuhan da öyle diyor. İkisinden bahsediyor. Abisi de öyle, Batuhan da öyle. Yani en ufak bir şey sorun ilk çağlara kadar gider başlar anlatmaya. Batuhan tamam. Abisi nasıl sence? Çok tatlısınız arkadaşlar. Ben mutluluklar diliyorum size. Çok sağ olun. Çok güzel gitsin. Ne? Girmeyeceğim. Yeter artık hemşire. Ne meraklı sarı tişörtlü. İyi akşamlar. Romette ekip kullanıyor. Bunu soracaksınız. Bilet aldık. Piç. Sormayacağım ya. Hemşire kimde? Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu barışın arkadaşlar. Alkışlarla. Ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi biter. Ayaklarınıza sağlık millet. Görüşürüz.